Herkese merhaba. Avusturya Viyana'dayız. Buraya çok özel bir otomobil için geldik. Özel otomobil derken aslında bu otomobil çok yeni bir otomobil değil. Bir süredir zaten Avrupa'da satıştaydı. Fakat kullanmak ancak bu zamanda nasip oldu. Çünkü Temmuz ayının sonunda Türkiye'ye geliyor nihayet. Uzun süreçler sonunda gerekli anlaşmalar yapıldı, gerekli adetler için sözler alındı ve Temmuz sonunda dediğimiz gibi artık Türkiye'de. Ne mi bu otomobil? Dacia'nın en merak edilen otomobillerinden biri. Dacia Spring. Tamamen elektrikli, küçük bir otomobil bu. Zaten merakı olanlar otomobili az çok aşinadır. Haberi vardır neyin ne olduğundan. Bakın, küçük bir otomobil. Elektrikli derken aynı aileden bir Zoe ile bunu karşılaştırabiliriz. Zoe'den biraz daha küçük, biraz daha basit. Zaten Dacia'nın üretim felsefesini biliyorsunuz. Ulaşılabilir, basit, fonksiyonel ürünler üretmek ve bunları her gelir seviyesindeki insanların rahatlıkla ulaşabileceği seviyelerde satabilmek. Dolayısıyla bu otomobilin de şöyle bir amacı var. Renault yetkililerle de, Mayıs yetkililerle de konuştuk ve bu otomobilin Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı, en ulaşılabilir elektrikli olmasını hedefliyorlar. Çok konuştuk, çok sorduk, çok zorladık ama fiyatla ilgili bir bilgi alamadık. Tek aldığımız bilgi bu hedef. Bu hedefe de bakarsak Türkiye'de neler var? Şu anda Zoe 950 bin liralar civarında satılıyor. Daha doğrusu satış fiyatı bu. Tabi bulabilirseniz. Onun dışında bazı Çinli markalar var. İşte Leap Motor geldi en son. 800 bin TL'ye satılıyor. Tabi bu lansman fiyatı deniliyor. Daha sonra belki artar. Onunla ilgili bir fikrim yok. Ama bu otomobilin de yine herhalde 800 bin liralar civarında gelebileceğini ben tahmin ediyorum. Spring'in bu süre zarfında işte geliyor mu gelmiyor mu ne zaman gelse beklerken şanssız bazı olaylar geçirdi. Neler geçirdi? Bu otomobil Çin'de üretiliyor. Çin'de üretildiği için de TOK'la birlikte çıkan bu Çin vergisi diyorlar ya, ÖTV'nin %10'dan %50 üzerine çıkması neticesinde bu otomobil de etkilendi. Dolayısıyla belki bu otomobilin fiyatları çok daha aşağılarda kalacaktı. Fakat %50 ÖTV ile olabilecek en iyi fiyatı getirmeye çalışıyorlar. Uzun süren pazarlıklar hala devam ediyormuş. Fiyat konusunda ne kadar uygun alırlarsa o kadar, çünkü burada daha uygun olabilir. Ama şöyle bir hesap yapabilirsiniz. Bu otomobilin fiyatı da yaklaşık 18-19 bin eurolar civarında. Daha tabii baz versiyonlarından bahsetmiyorum. Bu ekstrem versiyondan bahsediyorum. 65 beygirlik ekstrem versiyondan. 20 bin desek buna, 20 bin euroluk bir fiyatın %50 küsür ÖTV ile zaten 30 bin eurolara rahatlıkla çıkıyor. Bunun da %18 KDV'si üzerine koyduğunuz zaman işte getirmesi, bayi kârı, şusu busu bilmem nesi yine 35-40 bin eurolar arasında bir değerlere denk geliyor minimum olarak. Bakalım ne olacak, bunu zaten ancak Temmuz'da görebileceğiz. Şimdi otomobil ufakça bir anlatalım. Çok basit gözüküyor, şirin. Bu X-Ray'in donanım paketinde biraz daha böyle farklı detaylar var. Bakın şu şekilde. İçeride topografi, yani böyle yükseklik haritasını benzer bir sürü detaylar ve desenler var. Farlarımız, gündüz farlarımız. Burada işte havalandırmalarımız. İçeriden açılıyor, bu kapak açılıyor. Buradan şarj edebiliyorsunuz. Jantlarımız çok küçük. Uzun zamandır 14 inç ebarında bir jant pek görmemiştim. Gördüğünüz üzere 165-70-14. Tabii bu her şey otomobilin az tüketmesi, sürtünmesinin azalması için yapılıyor. Bakın arka tarafta disk var mı? Yok. Arka taraf tambur, kampana yani. Şöyle çok kabaca bakalım. Burada bir düğme var. Küçük bir bagajımız var. Çok aşırı da küçük değil ama işte stepne. Stepnenin içinde şarj kablolarımız. Arka koltuk ikiye bölünmüş şekilde yatmıyor. Komple yatıyor. Hemen bir sonra arka koltuğa doğru geçelim. Stoplarımız. İşte ön led, arkalarda led yok. Şu yukarıdaki bu farklı bakır şeklindeki, bakır mı bunlar? Tabii bakır olur. Detaylar. Aynalardaki detaylar. Bakın şurada topografi dediğimiz detaylar. Bunların hepsi X-Ray'in donanım paketine sahip olan detaylar. Ve bu otomobil sadece bu donanımla gelecek. Sadece renk seçeceksiniz. Donanım sabit olarak gelecek. Hemen şöyle arkaya geçelim. Oo, beyin burada zaten. Bagaj 290 litre. 290 mı? Sağ ol babacığım. Koltuklar yatınca da 620 litre. Koltuklar yatabiliyor. Yatabiliyor. Ben buraya sığabiliyor muyum? Bakalım. Koltuk bu arada en arkada. Alayım mı öne? Evet. Tamam. Biraz öne aldık. Gel çekeyim seni. Al Doğancığım. Dizler. Güzel oldun mu? Vallahi çok tatlısın şu an ya. Bakayım. Dizler değiyor değil mi? Tabii canım. Yani önde oturanın şu anda böbreklerindeyim. Bu kadar mı? Küçük abi. Ama otomobil zaten küçük yani. Sınıf olarak küçük bir otomobil. Baş mesafesi de yok gibi. 1.90'lık bir adama göre. Zoe'nin arkasına oturmuş muydun abi? Zoe de küçük bir otomobil ama bundan biraz daha büyük. Bir fırt büyük. Bir fırt büyük. Bu zaten 3 metre 73 santim. Evet. Platform falan zaten aynı değil bu arada. Evet.
Yani Zoe ile bambaşka bir platforma sahip. Renault'un Kavint diye bir modeli var. Onunla aynı şaseden ve platformla üretiliyor. Çin'de üretiliyor. Motor tamamen yeni bu arada. Motoru yenilediler. Evet, 65'e çevirdiler. Onlardan kullanırken biraz bahsederiz. Ama altyapı olarak da yine Çin'de 4-5 tane yine bunu üreten firmada farklı markalarla bu otobüs sunuluyor. Farklı motor ve farklı markayla, donanımlarla. Evet, aşağı yukarı görüntü olarak aynı. Onları zaten görüntü olarak koyarız. Yani şehir içi otomobil olarak tasarlanmış. Detaylarda böyle acayip şeyler aramayın. Çünkü otomobil ucuz olmak için, herkese ulaşabilmek için üretilmiş bir otomobil ve Avrupa'da Tesla Model 3'ten sonra en çok satan otomobil bu olmuş elektriklilerde. Yani Avrupa'da bayağı ciddi anlamda ilgi görüyor. Ama tabii fiyatı çok uygun. Bizde ÖTV olmasa bunun da fiyatı en az 150-200 bin lira da aşağılarda olurdu. Tek silecek var, DTM arabası gibi. Aa dur bakayım, dışarıdan göstersene. Oo güzel, çift kollu falan filan. Bir de hazır buradayken şu detayı da geçelim. Motor kaputunu ve şarj soketini buradan açıyorsunuz. Kaputu da açayım açmışken. Şarj soketi böyle açılıyor. Hızlı şarjı 34 kW civarında bir hızla alabiliyor. AC'den de yine 7.4 ile alabiliyorsunuz maksimum. O da ne anlama geliyor? Batarya kapasitesinin 27.4 olduğunu düşünürseniz AC'den, yani eve fişe bağladığınız zaman 5 saatte şarj edebiliyorsunuz. %100 kadar doldurabiliyorsunuz. Küçük bir batarya var. Zaten aracın kesitini ve motor kesitlerini çekmiştim. Hemen onları buraya koyuyorum. Yavrucuğum. Yani çantayı at götür. Burada da sistemi anlatıyor. Prediktörümüz burada. Ön taraftan şarj ediyorsun. Bakın motor burada. Batarya arka koltukların altında. Küçük bir bataryası var bu arada. 27.4 kW'lık bir batarya bu. Ve hafiflik olarak da 188 kilo. Dolayısıyla bu otomobilin hafif olmasının en büyük nedenlerinden biri de aslında batarya. Normal şartlarda biliyorsunuz. Mesela Zoe'yi ele alırsak Zoe'de 50 kW'lık bir batarya var. Bu onun neredeyse yarısı. Şimdi devam ediyorum ve otomobilin önüne doğru geçiyorum. Yine yeni Dacia logosu. Buraya logo koysalar daha güzel olur aslında Dacia yazıcı. Bence de. Ben hep onu söylüyorum ama. Direksiyonda herhangi bir yükseklik, alçaklık ayarı yok. Koltukta bir yükseklik ayarı yok. Sırt yatıyor. Buna dua etmek lazım. En arkaya gidiyor. Bakın işte burada bu yükseklikleri gösteren topografik denilen desenler var. Her yerinde otomobilin onu kullanmışlar. Burada yine o bakır desenler devam ediyor. Bardaklıklar şu anda burada. Değil mi? Başka bir yerde bardaklık yok. Böyle çalışan bir elektrikli otomobil. Enteresan değil mi? Türkiye'de tek. Dünyada tek. Boştayız değil mi? Evet. Frene basayım. Basmadan çalışmıyor mu frene? Bas bakayım. Yok. Bas diyor. Bak burada söylüyor. Evet. Gösterdim. Bastım. Kontak çeviriyorsun gibi işte. Biraz bekliyorsun. Hop. Okey dedi sana. Okey dedi. Okey dedi. Ne anlıyorsun? Buradan da böyle hemen D'yi alıyorsun ya da R'yi alıyorsun. Vites İlerliyorsun. Seçici. Vites seçici. Burada işte ESP'yi kapatıyorsun. Hız sabitleyiciyi buradan açık kapatabiliyorsun. Eski Renault'lardaki gibi. Şunun ne olduğunu anlamadık. Hız sınırlayıcı o. Bence sabitleyici var. Evet varmış. Burada burada. Tamam. Evet. Burada işte arka camları kapayabiliyorsun. Arka camları elektrikli mi ya? Evet elektrikliymiş. Buradan çocuk kilidini yapabiliyorsun. Park sensörü. Buradan kapatabiliyorsun. Onun yanında elektrikli aynalar. Onlar bunlar. Çok basit. Burada yine basit bir multimedyamız var. Küçük 7 inç USB soketimiz burada. Bu arada ısıtıcı şey var. Isı pompası. Isı pompası var. Var. Otomobil çalışır çalışmaz buradan açtığınız zaman sıcak hava geliyor. Fena da değil, güçlü. Normal içten yanmalara göre daha hızlı geliyor. Daha hızlı geliyor. Hemen geliyor. Klimamız var zaten sonrası için. Cam butonları değişik. Evet oradan açıp bakıyorsunuz. Dacia'larda hep garip yerlerde olmuştur. Onlar herhalde bilerek yapıyorlar diye düşünüyorum. Şuralarda falan. Eko butonu dörtlü. Kilitliyorsunuz. Oldu bitti. Eko'yu aldığında bak şimdi 152 km mesela şu an range'imiz. Eko'yu aldığımızda 158 oluyor. 158 oluyor evet. Aşırı bir fark yok. Fark yok. Doğru söylüyorsun. Şimdi bize bir rota verdiler. 1-1,5 saatlik bir rota. 100 km civarında. 56. kilometresine kadar kullandık. Otomobilin menzili çıkarken 206 olarak gösteriyordu. 152 yani 50 küsür doğrusal. Kilometre doğrusal. Yani gayet düzgün şehir bir şekilde gösteriyor. Şehir içinde zaten genelde doğrusal oluyor ama şehir dışına çıktığın zaman, otobana çıktığın zaman özellikle biraz işler değişebiliyor. Hava şartlarına bağlı tabii ki. Şu anda 10 derece. 10 derecenin altında olsaydı gene biraz... Şu an bile soğuk aslında. Yani biraz daha soğuk. Yüksek olsa daha evet. İyi gidebilirdik. Kesinlikle. Bu arada fabrika verileri olarak da 220 menzil WLTP normlarına göre karma menzil. Şehir içi. Şehir içinde kullanırsanız da 320'ye kadar kullanabileceğinizi söylüyor. Bataryası bu otomobilin çok küçük. 27.4 kW'lık bir bataryası var. Bunu kullanılabilir zaten 25 civarıdır. Ama
Otomobilden normal şartlarda 100 kilometrede 16-16,5 kilovatlar falan yakıyor ve bu değer ekonomik bir değer olarak hep algılanıyor bu endüstride. Bu otomobilin verisi 13'lerde. 13'lerde de olduğu için 1 kilovatla evet 8 kilometre kadar yol yapabiliyorsun. Bu da bu otomobilin yakıt tüketimi konusunda çok başarılı olduğunu gösteriyor. Ama çok başarılı derken bunu nereden sağlıyor? Küçücük bir motoru var. 65 beygir. Hatta bu 45 beygirmiş. Evet, 45 beygirden 65'e çıkmış. Batarya aynı. Biraz daha ufak revizeler varmış bataryada. Onun neticesinde yakıtlar aşağı yukarı aynıymış ama performans değerlerinde artışlar varmış. Tabii bu arada arkadaşlar en önemli şey ağırlık tüketimde biliyorsunuz. Bu otomobilin en büyük avantajlarından bir tanesi hafif olması. Yani bir tonun altında. Bu da tabii ki pillerin bu kadar küçük olmasında ve motor da özel bir sistemle yapmışlar. Motor da çok küçük yani gördük. Evet, çekti evet. Görüntülerini belki girmiştir şu anda bilmiyorum. Yani şu kadar bir motor var. Neredeyse iki karışlık bir motor var. Motor da çok küçük. Hem piller hem motor hafif olunca araba da hafif oluyor. Dolayısıyla bu tüketime yansıyor. Aynen yani bir tonun altında normal otomobil de yok zaten evet, artık kalmadı. Üretilen. Ama işte bunlara donanım yok fazla. Evet bunda donanım olmadığı için işte nedir o kablo ağırlığı yok. İşte yalıtımda kullanılan ağır malzemelerden yok çok fazla vesaire vesaire. O elektronik da... çok fazla yok. Sensörler evet. Şunlar bunlar çok fazla şeyler yok. İşte geri vites kameramız var. Yani kullanabildiğimiz birçok şey var aslında. Buradan Apple CarPlay, biz Android Auto'muz sadece USB ile çalışan bir sistem olarak var. İşte burada bir torpidomuz var onu gösterelim. Torpido geniş ama. Yani geniş. Bayağı içeri bayağı gördüğünüz üzere gidiyor. Oraya bir ufak çocuk koyarız bebek. Ama işte bardaklık yok. Şunlar falan çok basit. SOS var bu arada. Bizde bu olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Mesela buralar... şurada ayna bile yok. Evet burada bile yok. Doğru sende olması lazım. Bizde aynanın de yok. Aynanın kendini getiriyor. İşte koltuklar böyle basit tasarlanmış ama yani Dacia'nın üretim felsefesine uygun bir otomobil aslında baktığınız zaman. İşte geldiği zaman da muhtemelen yine Dacia'nın ürün gamındaki en pahalı otomobil olacak bir yandan da. Evet. Dediğimiz gibi Temmuz sonunda geliyor. Ne yapalım? Biraz kullanalım. Değil mi Doğan abi? Tabii hocam hava çok güzel zaten. İstiyorsan sen kullan. Çıkalım. Yok sen kullan hocam buyur. Tamam o zaman. Geçmişken tamam. Islanmayalım. Kemerimizi takalım. Kemerde bakın yükseklik ayarı var. O güzel ben de ona baktım. Evet o güzel. Ben onu seviyorum. Otomobilin bakın tabanını yine düzgün ayarlamışlar. Oturuş pozisyonunuz böyle biraz taburede oturuyormuşsunuz gibisiniz. Hatta burası bak biraz aşağıya doğru. Şurada bir var şey var. Burada. Şurada var ama burada da tam kafa yeri var evet. Falan. Ama bizim kafa buraya denk bizim geliyor. Kafa buraya denk. Bakın burada yine 4 parmak kadar bir boşluğum var. 1.90'lık boya rağmen. Sen ay zaten rahat ediyorsun. Aymaş. Sen altın olan benim biliyorum. Altın olan. Hadi o zaman yola çıkalım. Kahve dökülmez değil mi? Şu bardaklık olsa iyi olur. Göreceğiz. Bardaklık yok evet ya. Ben de isterdim bardaklık. Bardaklığa ben çok takım abi. Bir de bardaklığı bak şuralara falan koy. Evet. Volkswagen Grup falan işi güzel yapıyor bakma. Evet. BMW'de de E92'de de güzeldi. Evet. Basıyordu çıkıyordu evet, hem evet. Soğuk kalıyordu evet, sıcak evet. Kalıyordu. Yani atıyorum işte adam mesela GT3 yapıyor abi. 911 GT3 pist için. Onun bile şuradan bastığın zaman bardaklık ufacık evet, yerden çıkan bir bardaklığı var. Onun için herif uğraşmış. Sol diyor Burak hocam. Hava kötü ya. Hava çok kötü ya. Şey bu arada... Abi çok küçük araba. Şey bu arada... Renklerden de biraz bahsedelim arkadaşlar. Şöyle renkler de tamamen doğadan esinlenmişler. Yani şu gördüğünüz bronz renk aslında sonbahardaki o dökülen yaprakların rengi. İşte yeşil renk işte ağaçların, yaprakların rengi yine yeşil. Siyah renkleri de ağaç gibi hayal edip aslında böyle evet. Tasarlamışlar. Yani tamamen doğadan esinlenmişler bu renklerde. Yani o ekstrem donanım paketinin esinlendiği şeyler kesinlikle. Aslında. O Jogger'da da var. Evet. Duster'da da var. Bu arada burada Jogger hibriti de kullandık. Onun daha sonra detaylı videosunu burada çekemedik ama sonra geldiği zaman onun bir detaylı videosunu çekeriz. Sandero'da da var, Stepway'de de var. Bir donanım paketi olarak gelip böyle biraz daha şık işte karbon tipi görünümler, bu senin bahsettiğin şeyler, topografik haritalar, detaylar gayet hoş. Bu otomobilde sadece bununla geleceğini zaten söyledim bu donanım paketiyle. En dolu donanım paketi dolayısıyla en pahalısı. İşte burada 20 bin eurolar civarı olduğunu söyledim. Sen evet. Kaça gelir diyorsun? Evde de abi 40'a yakın gelir diye düşünüyorum. Sence? Ben de işte 35-40 arası bir şeye mutlaka gelir dedim. Evet. 35 desen zaten şu anda 730-740 bin liralar oldu. Video yayınlanana kadar 2 gün var ama 2 günde belki o 780 bin lira bile olur. Olabilir. Burada önemli olan şey Zoe bu arabayı vuracak mı? O önemli. Evet. Fiyatı çok yakın aile olursa içinde yani kavga Zoe'ye olacak mı? Kayma olabilir. Yani Zoe şu anda çünkü 935 bin lira mı? Hı. Yani zam gelmediyse yine. Yani 1 milyonun biraz altında. Bu da herhalde ondan bir 100-150 bin lira düşük olursa biraz başarılı olabilir evet. Ama tabii Zoe'nin 50 olursa orada biraz zor işaret. Zoe bundan abi. Büyük. Evet. Daha otomobil. Daha eski bir otomobil gerçi ama. Benim tüyüm yok abi. Sende rüzgar yok ya. Tamam. Ben de o dışarıda öyle gidiyormuş. Tüyünü seviyorum diyeceğim olmayacak o evet, iş. Olmaz. Oo ne döndü be?
Vay vay Burak hocam be. Ama omuz omuza mücadele baksana, ben B sütunundayım burada. Ya tabii yani. Avrupa'daki fiyatı otomobilin çok iyi arkadaşlar. Çok fazla satmasının da nedeni tabii ki fiyatı. Bizde de işte biliyorsunuz ki yeni bir kanun çıktı ve Çin'den gelen elektrikli otomobillere ekstra bir vergi konuldu. O vergiden önce olsaydı %10'luk dilime falan giriyordu ve bayağı uyguna gelirdi fiyatı. Şu an tabii ki ekstra bir vergi olduğu için üzerinde daha pahalıya gelecek. Yani o zaman mesela çoğu şeyi çok daha rahat konuşuyor olabilirdi. Evet. Çünkü otomobil ne kadar ekmek o kadar köfte işi. Tabii. Yani ama 20 bin euroya normal şartlarda %10 vergiyle 2 bin euro vereceğimize %50'lere geldiği zaman 10 bin euro bir vergi yükü biniyor buna ÖTV. O da ne oluyor? 8 bin euro ekstra bir vergi yükü biniyor. Evet. 8 bin euro da şu anda 200 bin liraya yakın bir para. Yani bu araba düşün işte atıyorum 800'e satılacaksa bizim ülkede 600'e satılsaydı müthiş olacaktı. Evet, her şey bütün planlar ona göreydi ama son anda bir tokatı yediler. 2500 tane getireceklermiş gerçi. Onu sözünü almışlar. Bu sene. Bu sene. Bu sene ilk partide kadar. Yani gelecek. 2500 tane de iyi bir rakam ve hepsini çok iyi satacaklarını planlıyorlar. Satarlar planlıyor. Yani. Çünkü araba yok zaten. O da öyle tabii ki büyük bir şey. Etkendir şimdi, yani evet. O da büyük. Şimdi Dacia'nın felsefesi ve Avrupa'nın biraz böyle otomobile bakış açısına bakarak aslında bu otomobili değerlendirmek lazım. Şimdi Avrupa'ya büyük kentlere gittiği zaman Paris'e, Viyana'ya, işte Almanya'nın kentlerine, şunlara bunlara küçük otomobil çok görüyoruz. Smart'lar. İşte ya da Twingo mesela Renault şeyinde bakarsak, bu arada Twingo'nun da elektriklisi var. Yani onun da gelmesi iyi olabilir. Çin'de üretilmiyor çünkü o. Mesela o bundan daha uygun fiyatlı gelebilir. Gelebilir kesinlikle. Yani burada Twingo daha pahalıyken bizde daha ucuz olabilir. Yani burada tabii ki her şey arkadaşlar araştırmalar üzerine üretiliyor artık otomobiller. Yani eskisi gibi değil bu işler. Bayağı böyle sosyolojik araştırmalar yapıyorlar. Yani insanlar günde kaç kilometre otomobil kullanıyor. Mesela bu otomobille ilgili yapılan araştırmada çıkan sonuç insanların şehir içinde ortalama 32 kilometre yol yaptığı ortaya çıkıyor. Bu da maksimum hızı da 27 mi? 27 ortalama hızı da, özür dilerim. Yani trafiğe giriyorlar, şehir içinde kullanıyorlar. Evet, yani böyle baktığında tabii ki çok çok mantıklı bir otomobil haline geliyor. Bir de bu otomobilin şöyle bir değişikliği de var. Bu otomobil satılıyor ya, 2 senedir satılıyor. Ve 2 senedir bayağı bu otomobille ilgili veriler almışlar. Diyor ki Avrupa'da diyor mesela Tesla Model 3'ten sonra en çok satılan otomobil bu elektrikli. Hmm. Onun dışında mesela bu otomobili alanların %70'inin üzerinde bir oran ilk kez Dacia kullanıcısıymış. Evet. Yani Dacia kullanırken bunun elektrikli çıkmış onu alayım dememiş. Yani elektrikli bir otomobil almaya niyetli adam gitmiş direkt bu otomobil uygun fiyatta olduğu için almış. Teşvik de var. Adam günlük biniyor, şarj sorunları çok fazla yok, evlerinde şarj edebiliyorlar. Günlük alıyor, uygun fiyatlı. Gidiyor işine geliyor, gün içinde kullanıyor, haftada bir şarj ediyor. Şeyine bakmıyor yani, ay şurasında sunroof olsun da, işte dışındaki jantlarımız 17 olsun da, 18 olsun da, lastiklerimiz kalın olsun da, görünüş şöyle olsun da. Bakmıyor. Bakmıyor, biz de bakamıyoruz, sis oluyor. Bayağı yani. Sis oldu abi ya. Şimdi elektrikli otomobillerden alışmış olduğumuz, sen bakarken ben ondan tamam, biraz bahsedeyim. Elektrikli otomobillerden alışmış olduğumuz böyle yüksek tork, aslında zaman gitme falan vardır. Bu otomobilde onlar çok fazla yok. Bir önceki jenerasyonda, yani 45 beygirlik olan versiyonda, zaten otomobilin 0-100 hızlanması bile 19,5 saniyelerde falandı. O şimdi mesela 13'lere inmiş. Yine yavaş bir otomobil. Ama şehir içinde yine bir 1 litrelik farklı bir başka bir şehir içi otomobiline göre aşağı yukarı aynı değerler. Bu arada perde hava yastıkları da var koltuklarda arkadaşlar. Altı hava yastıkları. Bunu söyleyelim. Şimdi Euro NCAP ile ilgili insanlar laf söyleyecektir. Bir yıldız aldı çünkü Euro NCAP'ten bu otomobil. Ama Euro NCAP artık biliyorsunuz ki biraz donanıma dayalı bir değerlendirme yapıyor. ADAS'lara da puan veriyor yani evet, aslında artık. Evet. Sürüş sistemlerine, destek sistemlerine puan veriyor. Onlar eksik olduğu zaman otomobilin yıldızları pıt 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 aşağı düşüyor. Yani Zoe'ye baktığınız zaman da Zoe'nin de yıldızı zaten düşüktü. Çünkü onda da çok fazla sistem olmadığı için böyle bir durum vardı. Bu arada demin hızlanma dedin. 0-100'ünü de söyleyelim abi. 13.7 saniye. Biraz şeyden de bahsedelim. Ne kadar sürede şarj oluyor? Evet. Yani DC şarjı arkadaşlar %10'dan %80'e 34 dakikada şarj olabiliyor. Kapasitesi de DC şarjın 34 kW. 34'e kadar alabiliyor değil mi? Evet. Maksimum 34'e kadar alabiliyor. Evden de 2.3 kW'la 13 saatte şarj edebiliyorsunuz. Ya da 7.5 volt şarjlılığı olabiliyormuş. 7 nokta küsur alabiliyormuş. Onda da 5 saatte diyor. 5 saatte evet. Bak şimdi sen bir gaza basayım. 4 saat, 4.5 saatte o da abi. 6.6 kW'la 0'dan 100'e 4.5 saatte şarj oluyor. 6.6 kW. Güzel. Bir kaba taslak bir hesap yaptık. Onu bir söyleyeyim size arkadaşlar. 25 kW'lık bataryayı AC istasyondan doldurma 154 TL. DC istasyondan doldurma 183 TL şu anda.
Tamam ama evden şarj edersen Wallbox'la %10'la %80 arasında. Kilovata çünkü 2 TL'lere falan geliyor. 36 TL'ye geliyor evden şarj edersen. Tamam o ya zaten onu yapman lazım. Evet. 36 liraya işte 220 diyor. Şehir içinde hatta 300 küsür diyor ama bu otomobil bence 160-170'ler civarı gerçek hayatta gider. Kafan rahat. %10'dan %80 olduğunda belirtelim. Çünkü %100'e çıktığınızda maliyet biraz daha fazla artıyor. Yavaşlıyor çünkü. Evet. Hızla çünkü aldığın şeyde biraz özellikle saat üzerinden de olduğu için, zaman üzerinden de olduğu için biraz fazla fark artıyor. Ediyor. Ama yürüyor be. Göstergesi hoşuma gitti benim. Ya göstergesi basit işte. Güzel yarım söylüyor. Evet 3 tane şey var ama sana aslında her şeyi gösteriyor. Evet. Yani çok komplikasyon yok. Buradan çeviriyorsun gidiyorsun. Geriye alıyorsun gidiyorsun. Soldaki grafikler hoşuma gitti. Neyse kısacası bu. Daha fazla bir şey anlatmaya gerek var mı? Ağzına sağlık Burak hocam. Teşekkür ederim. Siz peki ne düşünüyorsunuz? Yani bir elektrikli otomobil almayı düşünür müsünüz? Bu bence hazır mıyız ya da? Burada böyle güzel bir aşağı anket yapalım. Ben yorumların başına bunu sabitleyeyim. Onun altına siz yazın. Alırsanız ne almak istersiniz? Alırsanız ucuz bir otomobil mi almanız lazım? Çünkü ya da elektrikli mesela hızlı olması zorunda mı? Çok donanımlı olmak zorunda mı? Bence hızlı olmak zorunda değil. Güçlü elektrikli otomobil bence tam bir tezat. Bence yani, de işte. Tesla bütün her şeyi bozdu Elon Musk. Taycan Turbo S aldım bir tane. Tabii abi niye deli gibi gidiyor, evet. Ediyor. Yanından geçiyor, ileride bitiyor. İleride yani 180 km, 200 km gidiyorsun maksimum, evet. Basarsan. Evet, yani buradan İzmir'e gidelim var? Desen, ben normal bir işte 100 km ortalama hızla gittiğim zaman bir Taycan'dan daha hızlı giderim. Hiçbir anlamı yok yani o yüzden. Ya işte çok güçlü elektrikli. Elon Musk bozdu bunu işte. Abi. Elektrikli otomobil yaptım. 3 saniyede çıkıyor. Sonra indi 2.7'lere, 2'lere. Şimdi plate dediği şey 2 saniye 1.9'da çıkıyor abi. Saçma sapan bir şey yani. Var kanalda biliyorsun. Var mı? Var sende. Çok mu iyi gidiyor? Böyle gidiyor mu bütün beynindeki her şey? Şaşırıyorsun. Yani 0-100 yapıyorsun mesela anlayamıyorsun. Yani normalde hani içten yanmalı bir arabada anlarsın ya vites değişimi. Bunu anlamıyorsun. 100'e nasıl çıktığını anlamıyorsun zaten. Böyle 100. Yani bakıyorsun zaten 150 olmuş. Ekrana bakıyorsun inanıyorsun yani. Tabii. Evet. Yani çok acayip. Aklım falan gidiyor aklın arkada kalıyor, arka koltuğa tabii. Gidiyor geliyor falan değil mi? Gözlerim böyle geriye doğru gidiyor yuvalarından. Onu hissediyorsun yani. Ya işte o mantıksız yani. O yapabilirim dedikten sonra Porsche'si yaptı, şusu yaptı, tabii. Şu kadar yaptı. Böyle gidiyoruz, şöyle yapıyoruz. İşte aslında bence elektrikli otomobil dediğim bu olmalı. Bir tane şu anda evinde bir aile otomobili olacak içten yanmalı. Onunla normal şartlarda her yere gideceksin, geleceksin ama ekonomi olması anlamında da bir tane küçük şehir otomobili, o da elektrikli olabilir. Ben isterim mesela böyle bir otomobil. Sadece şehir içinde kullanacaksın. Evet. Abi. Hanım işe gitsin, çocukları okula götür getir, işte onu oradan al, bilmem ne yap, işte AVM'ye git, şarjını orada et. Bu arada Zoe'ste var arabada arkadaşlar, onunla evet, bekleyelim. Biz de tabii onu bilmiyoruz. Ne olacak bence, oluyor çünkü artık. Olmaz olur. 800 metre sonra... Deneyelim sonra mi viraj falan nasıl diye. Onu şey yaparız abi, sen şimdi beni haberleşiriz bırak. Haberleşiriz. Şey yaparız, haberleşiriz. O zaman ne yapalım? Ufaktan kapatalım. Evet. Dediğimiz gibi aşağıda sizlerden yorumları bekliyoruz. Alırsanız ne alırsınız? Şehir içi otomobil mi alırsınız? Yoksa işte böyle hızlı bir otomobil mi alırsınız? Alırsanız eğer Dacia almak ister misiniz? Çünkü biz size biraz fazla yazdıracağım ama. Yani bu otomobilde ne kadar şansı var? Onunla da ilgili ne kadar satar daha doğrusu? Onunla da ilgili yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. 100 metre sonra sola dönün. Navigasyon sesi de biraz değişik arkadaşlar. Çok güzel. Rahatlatıyor. Evet. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz Burak Ertem'e, Beyzi TV'ye bir kontrol ederseniz abone olursanız seviniriz. Görüşürüz. Doğan'a da abone olun. Ya, söylemeye gerek var mı? Her ya, çok komik. Çok komik ya. Benzinciden bir şeyler aldık yemek. Acıktık. Orada bir tane polis kılıklı bir tane adam geldi. Eyvah dedik ya. Yine yanlış kesin bir yere bize baktık. Laf söyleyecek şimdi dedik. Doğan abi daha da ne işin var senin ya diye girdi işe. Beni tanımıyor tabii. Neyse. Abone ettilik zorla. Abone olun. Bütün videoları da evet gerçekten. Neyse uzatmayalım. Neyse uzatalım. Uzatalım mı diyorsun? Buran arkadaşlar nasıl içerikler ürettiğini abone olmayan arkadaşlar bilmiyor olabilir. Şu an yeni gelmiş bu videoyu izlemiş. Müthiş içerikler üretiyordu. Yıllardır zaten arabacı adam. Yıllardır da bizim arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyor. Çok güzel videoları var. Lütfen abone olun. Teşekkürler. Danke schön.